Bir cümle bir şey, eklemek ha, bir misin şey misin Altay'a? Alt, tam Altay'a eklemem gereken bir şey var. Mükemmel bir maç e, oynadı. E, mükemmel oynadığı maçtan sonra söyleyeyim ki, e, çünkü öbür türlü söyleyince çok fazla e, şey olmuyor. Yani sanki eleştiri ağır, yük falan Hı. filan bir sürü şey söylüyorlar. Üç tane temel hatası var kalecilik açısından. Geliştirmesi gereken, bence çok büyük kaleci olur bunları geliştirirse. Bir, eğer arkadaşı bir topa yakınsa, mücadele ediyorsa kalesini terk etmemesi lazım. Bir, bunu sık sık yapıyor. İki, yumru topa çıktığı zaman kısa yumruk atıyor. Volkan Demirel'den bir alması lazım. Topa çıktığı zaman herkesi yıkıp o yumru uzun atması lazım. Yan toplara biraz daha özenli çıkması lazım. Şu üç olayda biraz geliştirsin kendini. Müthiş kaleci evet. olacak. Şimdi ile ilgili benim bilimsel bir... Kısa rica abi. Ama çok önemli. İlk kez e, Türk televizyonlarında bak burada çıklıyoruz. Sen abi, tamam bu, o zaman. Bitti. Bu Fenerbahçe Kulübü'nde bu veri yoktur bak. Anlatacağım veriye Alt yazıyla bak. Altyazıyla yazalım Zeki abi dinleyelim. Bu veri bu Fenerbahçe Kulübü'nde bile yok şu anda bence. Bak bu, ne iddialı, diyor bak. Iddialı. Bir kaleci için otur ve uzan esneklik testinde mükemmel derece 55 santim. Altay için maksimum seviye olarak kabul edilen ise 64 santim. Yani esnekliği 55'in de üzerinde. 55 olması gerekirken o mükemmel deniyor 55 olan esnekliği, oturuzan esnekliği. Bu 64, 6ayın 64. Standart sapma değeri 4,5 olarak kabul ediliyor. Altay'ın idealden fazla. Bu da noyar. Kepa ve Peter Czech gibi üst düzey kalecilerde varmış bu özellik. Ee, 1.98 boyunda 88 kilo, yaşı 22. Süper Lig'de 31 olan Oturuzan Erişi ise 6 ayda 41.7. Bak Oturuzan. Ya burada da ne kadar fark atıyor rakiplerine. Ee, sağ esnekliği 4.01 sapma ve Süper Lig için 30.4 kabul edilirken 6 ay için bu esneklik 33.59. Burada da bütün kalecilere geçiyor. Sol taraf için 2.71 iken eee ay için yani 30.55'in üzerinde yine sol taraf için de 34.48. Süper Lig'de 7.43 sapma ile kalecilerin ortalama bel esnekliği 117.6 santim hesaplanırken Altay için bu rakam 119.2. Yani esneklik rakamlarında, otur uzan rakamlarında hepsinde bütün kalecilerin çok önünde Altay o yüzden de kurtarışlarına bakın. Yaptığı kurtarışlarda Asriyatin'in, evet. Segal'ın, Mesenovic'in, penaltıda vesaire. Ha, e, Haldun abiye katılıyorum. Eksikleri tabii var. Daha bu kaleci çok genç. E, oynaya, oynaya birçok özellik kazanacak ama Altay şu Denizli maçının ikinci yarısında yaptığı kurtarışlar gibi 3-5 maç daha oynasın seneye Avrupa'da. Pekala. O 30 milyon euro ile Avrupa'da öyle söylüyor. Gider diyorsun. 30 milyon euroya gider. Uğurcan ama, da benim favorim. Ama bak gidebilir. geçen yılki Uğurcan'ı 6 ayda görüyoruz. Hı. Trabzonspor e, takım olarak e, düşüşteydi. Abdullah Avcı ile evet yukarı çıkıyor. E, sezona o yüzden Uğurcan da kötü başlamıştı. Uğurcan'ın da performansı yükselecektir. Ama şu anda 6 e, ay form olarak geçen yılki Uğurcan gibi oynuyor. Böyle 5-6 maç daha oynarsa Avrupa'ya e, astronomik gider rakamlarla diyorsun. gider. Alırlar yani. Peki. Öyle bir kaleci. Evren Yavuz uzat e, şey dedi. Mehmet Demirkol girelim. Evet bakalım Mehmet Demirkol'un yazısına neymiş? Beklenmedik bir düşüş. Beşiktaş maçındaki çok kötü oyun ve sonuçtan sonra gelen galibiyet önemli. İlk yarıda sadece Caner'in servislerinden oyun 4'e 5'e gidebilirdi. Bu doğru. Türkiye'de hiç çıkmayan tarzda bir itiraz, sarı kartından Serdar Aziz'in atılışı da takımı etkiledi. Buna da itiraz yok. Ancak ne olursa olsun 2-0 önde şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe lig 20.sine karşı 10 kişi de olsa pas yaparak oyunu soğutabilmeli. Oyunu kalesinden uzağa taşıyabilmeli. Elinde Sosa, Caner, Gökhan, Ozan, Pelkas, Sise, Valencia vesaire vesaire varken pas dizileri oluşturabilmeli. Bu yetenek ve tecrübe sayesindeki bir takım 40 dakika bu kadar mahkum oynamamalı. Fenerbahçe 10 pas ve üstü dizelerde ligin 14.sü. İki pas yaptıktan sonra hemen topu karambole vuruyorlar. Bu bir şekilde top ileri çıkarıldığında ise orta yapılıyor. Erol Bulut'un yeni alternatifler bulması şart. Bu kadar kolay top kaybedilmez. Ee, ben yani, bahçeyi kapatacağım. Bir, bir yani cümle. Yani kapatacaksan ben zaten bunu biliyorsun hemen yayının başında söylemiştim. Ee, yani 55-40 dakika civarında Fenerbahçe e, 10 kişi oynadı. 10 kişi oynasa dahi çıkarken bu kadar basit top kaybetmesi, birinci bölgesine hapsolması, üstelik de elinde çok değerli oyuncular varken çok büyük bir handikap. Bunu geliştirmesi lazım. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim, madem kapatıyorsun. Ya ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Mesela bir boksör var, bunu örnekte anlatmıştım. Bir boksör var, sol yumruğu çok kuvvetli. Sol yumruğunla indiriyor. Şimdi diyorsun ki sen, ya bu e, sol yumruğunu kullanmayalım ya başka bir tarafını geliştirelim. Ya bırakalım sol yumruğunu kullansın yine öbür taraflarını da geliştirmeye çalışalım. Yani bu örneği Caner için ve söylüyorum. Ya Caner'i geçen hafta Beşiktaş maçında kenara aldın. Ya neden Fenerbahçe orta yapıyormuş diye. E yine bak orta yaptı gol oldu. Yani bu, i̇şte, bu yani böyle <laughs> bir tarafın eğer e, Kısa güç, güçlü Kısa güç, öbür tarafı Ben o de sen Caner'le ile ilgili yani. de şunu söyleyeyim. E belli ki Halil abi'nin dediği gibi e, Caner'i uyarmışlar. Çünkü ceza sahasına çok orta yapıyor ve birçoğu isabetsiz kabul ediliyor. Aslında lig, ilk yarıda yaptığı bir asist vardı ki vuramadılar. Gol olmadı. İki, o asistin tilla pe, olacak ama. Evet, onu herkes biliyor zaten. E, bu maçta bu maçta ceza sahasına daha az orta yaptı ama daha isabetli ortalar yaptı. Demek ki biraz da pas ver. Pas alışverişi yap demişler Caner'e. Ya aldığın her topu ceza sahasına atma. Hani takım bazen tek oyuncu bile olsa Caner aslında ne yapıyor? E, orta yapıyor Caner. O konuda da olgunlaştırmışlar Caner'i. Bir uyarı gelmiş Caner'e. Evet. E, sevgili Evren hazır mı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Bey'le Nihat Özdemir'le bir telefonla konuştuk. Bir son durumu paylaşalım. Devam edeceğiz. Kendimi iyi hissediyorum. Tedavim sürüyor diyor Nihat Bey. Ee, tabii bugün bir de kura çekim var biliyorsunuz. Kura ile ilgili de milli takımımıza e, başarılar diliyorum. Kura şansımızın yanımızda olmasını istiyorum dedi Sayın Başkan. Tedavi devam ediyor onu da söyleyelim. Kendimi iyi hissediyorum dedi. Yani bu bilgiyi de vermiş olalım hastanede. Yani i̇ki taraftan yani. da güzel haberler aldık. Hem Yılmaz Hoca'dan hem de e, Nihat evet. Özdemir'den güzel haberler geldi. E, i̇nşallah bu dertten kurtulmak için e, şu aşı meselesini bir an önce çözeriz de e, bu sorundan kurtuluruz. Ya yani Bütün e, genel olarak, yani İş sadece spor camiası hı. değil, genel olarak, ülke olarak, dünya olarak kurtuluruz. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, fotomaç ödüllerine çok ilgi gösterdi, organizasyona ilgi gösterdi. E, kendisine teşekkür edip borç bilirim. İyileşir iyileşmez, bizzat kendi ödülünü, fotomaç onur ödülünü kazandı kendisi. E, kendi elimle gidip teslim edeceğim, e, federasyonun Riva'daki tesislerine giderek. Ee, gerçekten iyi çalışıyor ve kendisi bu süreçte çok yoruldu çok yıprandı özellikle yayıncı kuruluşla toplantı üstüne toplantı yaptı kulüplere para gelsin diye en üst seviyede pazarlıkları yapmaya çalıştı dediğim gibi ekibiyle iyi çalışıyor ee, işte profesyonelliğe doğru gidiyoruz Türk futbolunda İşte bu adımları kim attı önce ee, Yıldırım Demirören Sayın Yıldırım Demirören şimdi Nihat Özdemir de bunu bir çita yukarıya yükseltti ve her kulübün destek olması lazım bir defa Futbol Federasyonu'na. E, e, MHK konusunda da e, Serdar Tatlı bence geçen yıla göre evet. işi daha ciddiye alıyor. Geçen yıl o kendisi de görmüş belli ki o. Hani Erman Hoca söyler ben o lafı söylemeyeyim. O hakemler e, yavaş yavaş e, maç almamaya başladı. Bu çok güzel. E, genç hakemler hata yapıyor ama aralarında çok iyi hakemler de çıkmaya başladı. Ben dediğim gibi e, bu sezon geçen yıla göre daha az hakem hatası olacak ama e, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın Beşiktaş da Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da diğer takımların da aleyhine de lehine de hakem hataları olacak. E, ama VAR çözmeye çalışıyor işler. O yüzden VAR'a destek verelim. Hani ya VAR niye karıştı? Şimdi onu demeye başladık. Geçen yıl mesela e, VAR karışmıyor diye isyan ediyorduk burada başını kuma gömdü diye. Bu sene VAR müdahale edince VAR niye müdahale etti? Ya bırakın orta yolunu bulalım arkadaşlar yani. Sonuçta e, Fenerbahçe hak etti, kazandı. Hakemin evet kötü niyeti yok, hataları olabilir ama varla birlikte iyi niyetiyle çalıştılar. Hakem üzerinden lütfen bu maçı okumayalım. Bu hafta ben öyle çok büyük hakem hataları da görmedim maçlarda. E, kıran kırana maçlar oldu bir defa, onu söyleyeyim. Yani zirve yarışında yarışındaki e, takımların oynadığı maçlar kıran kırana geçti. E, her oyuncu sahaya çıktığında bir defa koronavirüsü, pandemiyi, hiç düşünmüyor. Kafalarından silmişler. Bu çok güzel. Geçen yıl öyle değildi Halil abi Hatırla o 8 hafta nasıl oynanmıştı? O da çok da fazla. O zaman e, ne, ne tür bir tehditle karşı karşıya evet. kaldığımızın farkında değildik. Şimdi biraz daha farkında olmamıza rağmen evet. tedbirleri de aldığımız ha. için evet. daha şey oynuyorlar. Aynen. Ee, Serdar Sarı da hazırmış Beşiktaş cephesi. Bir Serdar Sarı da kulak verelim. Herkesin beklentisi transfer ve iş işte takım için son bilgiler Söz Serdar'da.